Spor Kulübü'nden iyi geceler dileyerek yayınımıza başlıyoruz sevgili izleyiciler. Bloomberg HT ekranlarında bu akşam son derece keyifli, benim için son derece özel bir spor kulübünde sizlerle birlikteyiz. Çünkü 3 kuşak meslektaş ustalarımla birlikteyim, abilerimle birlikteyim. Benim çocukluğumu bilirler diye lafa gireyim ve hemen büyükten başlayalım değil mi? Tabii. Öztürk abi, Öztürk Pekin bizimle birlikte. Yılların eskitemediği spiker abimiz, ustamız. Barbaros Dalı yine bizimle birlikte. Onun yayına girmeden önce söylediği bir şey vardı. Hemen söyle. Siyah beyaz dönemin renkli konukları programın ismi. Nickname olarak vardı. Harika. Bizimle birlikte stüdyomuzda değil maalesef. Çok isterdik. Yine sadece bana değil, bütün ekip arkadaşlarıma, benim dönem arkadaşlarıma bir meslek edindiren, bize biz olma fırsatını veren bir başka üstadımız, bizim girdiğimiz dönemde müdür olan Tansu abimiz, Tansu Polatkan da telefonla bizimle birlikte olacak. Eğer şu anda hattaysa, düşmediyse ya da bir aksilik olmadıysa, sevgili Tansu abiye, Tansu Polatkan'a da iyi geceler, merhaba diyorum. Tansu abi, beni duyabiliyor musunuz? Sevgili Melih, duyuyorum seni. Şu anda canlı yayındayız. Barbaros ve Öztürk abiyle birlikteyiz. Dörtlü saç ayağını kurduk Tansu abi. Hem Öztürk'e hem Barbaros'a sevgiler, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Tansu abi. İyi akşamlar. Hoş geldin aramıza. Hoş geldin aramıza. Şimdi efendim hemen kronolojik sırayla gidelim. Yayın siyah beyaz olabilir dedi. Sevgili evet. Barbaros Dalı esprileriyle zaten yayının başından itibaren, daha doğrusu öncesinden itibaren büyük bir keyif. Öztürk abi, Tansu abiyle birlikte sizin TRT ile tanışmanız, seyirciyle tanışmanız hangi yıl? Şimdi kurslar 1971-72'de başladı. 71, dolayısıyla 72'de stajlara da başlamıştık. Ve biz TRT tarihinde ilk kez eğitimli spiker olarak başladık. Yani bizden önceki grup Güngör abi, işte Altan Aşar, Güngör Sayar abimiz, hı-hı, rahmetler olsun Altan Aşar veya Güneş Tecelli. Serviste otururken, ya bu hafta işte Vefa Şeker Spor maçını sen anlat diyor. Ben yapamam. Yaparsın. Hadi git 19 Mayıs tadından yaparsın, anlatırsın deyip mesleğe böyle başlamış çoğu. Ve ilk kez biz uzun süreli ve çok ciddi bir kurstan geçtik. Yani çok değerli hocalarımızdan eğitim olarak, bunlar içinde tabii TRT kadrosu vardı. Yani jüride Gülizar, işte Çetin abi, Çetin Çekil rahmet istiyor. Halit abi, Halit Kıvanç. Allah onun hepsine, dışında, onun dışında Merkez Hakem Komitesi Başkanı Gündüz Kılıç bir dersimize geldi. Ve onun hiç unutmadığım bir cümlesi vardır. Çocuklar, işiniz öyle zor ki derdi. Maç anlatacaksınız. Maçı hem bana anlatacaksınız hem de kahvedeki adam anlatacaksınız dedi. Yani ben futbolun profesörüyüm dedi. İşiniz öylesine zor dedi. Dolayısıyla biz Tansu, ben, Doğan Yıldız, Ümit Aktan, Murat Ünlü, rahmetli Abidin abi de o dönemde. Evet, aynı dönemde. İçimizde en genç o idi. Bir de yani benim dışındaki bütün arkadaşların ilk işiydi TRT. Benim üçüncü işimdi. Önce bir devlet erken tarzı, kalkan sonra, yol alır diyorsun. Sonra ODTÜ. Dolayısıyla beni bir abi olarak kabul ettiler, sağ olsunlar. Birçok konuda dertleşirdik, yardımlaşırdık. Ve iyi ekiptik. Zannediyorum iyi de eğitim verdik. Aldığımız, seyirciden aldığımız geri dönüşler şöylesine güzeldi. Birçok yerde ben yıllar sonra bile sizler sayesinde Türkçe'yi çok iyi dinledik. Çok iyi Türkçe kazandık. İstanbul Türkçesini yakaladık. Evet. Çünkü bir görevimiz de bizim buydu. Toplumu güzel Türkçemizle buluşturmaktı. Dolayısıyla hepimiz çok titiz çalıştık, iyi çalıştık, iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Siyah beyazdık sadece. Belki ekran siyah beyazdı ama içi çok renkliydi. Doğru. Yani ben çocukluğumda sizleri izleyerek, şimdi ben tamamen futbol hastası, basketbol hastası bir çocuktum. Evet. Sizleri izleyerek, sonra o izlediğim televizyonda
hani öykündüğüm ya da idol olarak gördüğüm insanlarla bir arada olma ve onların yolundan gitme fırsatını sağ olsun sizler sayesinde edindim. Bunun müsebbibi şu anda telefon hattının diğer ucunda zaten. Tabii. Hatırlıyor musun? Barbie ben TRT'de görev yapan, benim belki bu sınava girmeme sebep olan bir takım arkadaşım. Sevgili Zafer sayesinde Zafer sınava baş... Yok değil. Ondan başka sonra, bir arkadaş. Tabii, Zafer Akturan. TRT2'de muhabirdi Zafer. Sonra belgeselde de çalışıyordu. Orada buradan selamlar, saygılar gönderiyorum. Tansu abi bizi koridorda gördü. Ben onu ziyarete gelmiştim. Koridorda gördü. Beni koluma girdi. Zafer, Tansu abi dedi, Melih işte eski futbolcu, ondan sonra mülkiye mezunu falan, bizim sınava girdi. Ya öyle mi dedi. Barbaros'un yanına gittik. Evet. İlk Barbaros'la karşılaşmamız. Ondan sonra Tansu abi sağ olsun hemen gel bakalım dedi. Şunu oku bakalım, şu şöyledir, bu böyle olacak diye. İlk derse o başladı andan yani. İtibaren evet. Öğretmeye başladı. Hem Tansu abi hem sevgili Barbaros Talı. Ve ben özgüven depoladılar. Bize olması gerekeni anlattılar. Hakikaten meslek kazandırdı. Melih Gümüşbıçak olduysam Melih Gümüşbıçak olmamı sağlayan ekip. Sizlerle birlikte. Ne mutlu bize. Tansu abi orada hiç sesin çıkmıyor. Sen neler söyleyeceksin? Giriş cümleleri olarak. Sevgili Melih, öyle bir keyifle dinliyorum ki valla duygulanmamam da mümkün değil. Hem Öztürk'ü, Barbaros'u görmek, seninle aynı programda olmak gerçekten beni heyecanlandırdı. Öztürk o kadar güzel anlattı ki her şeyi, bana söyleyecek fazla bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Öztürk'ün dediği gibi çok ciddi eğitimden geçtik. O eğitimin sonunda staj yaptık. O stajların sonunda sınava girdik ve o sınavlardan sonra anlatacağımız branş özellikle futboldu. Tabii futbolla ilgili ne gerekiyorsa her şeyi öğrenerek yayına çıktık biz. Yani futbolun şöyle 17 kuralı olduğunu, top ve futbol vücut tekniğiyle oynandığını, sistem ve prensipler oyunu olduğunu, bunların hepsini öğrendikten sonra bize mikrofonu verdiler. Ki bu bizim için çok önemliydi. Bunlar sayesinde işte hem Öztürk Pekin hem ben, Murat Ünlü, Doğan Yıldız, rahmetli andığımız Abidin Aydoğdu bir yerlere geldik. Tabii İlker Yasin'i de unutmamamız gerekiyor. Gerçekten çok ciddi bir eğitimin ardından ki hocalarımızı da Öztürk Pekin çok güzel saydı. Bizler bugünlere geldik. Ben 2012'de emekli oldum ama TRT sağ olsun arkadaşlar seni bırakmayız dediler. Ben hala radyo yayınlarında TRT ile olan bağlarımı sürdürüyorum. Beraber Tansu abi aynı stüdyoda birlikte şimdi şu dörtlü ekrana bakınca şu dörtlüyü yıllarca bir arada olduk. Tabii benimki sizlerin birlikteliğinin yanı sıra daha şey kalıyor, küçük düşük yıllar kalıyor, hafif kalıyor ama hep birlikte olduk. Barbaros'un bana yayındayken toparla güzelim, Samsun'da gol var. Ondan sonra ben dalıyordum ilk zamanlar, kendimi saha içinde zannediyordum. Gene daldın Melih. Dinleyici soruyor, spiker hayatta mı diye. Oğlum anlatsana diye uyarılarını. Radyo yayınında değil mi? Her maç sonrasında bize uyarılarını, bakın bunu böyle söylememeniz gerekiyor çocuklar, burada ne demek istiyorsunuz gibi, her an bizim yanımızda olmanı, bizi korumanı, dediğim gibi yani hem ustamızsınız hem de sadece mesleki anlamda değil, bizim en büyük şansımız sizler gibi, yani şimdi burada olmayan büyüklerimiz de var, hem Öztürk abi hem Tansu abi saydı isimlerini, sadece mesleki anlamda değil, insanlık ve hani
iyi insan, doğru insan olma anlamında da bize yaptıklarınızla örnek oldunuz. Biz eğer birazcık bir şeyler öğrenebildiysek, birazcık bir şey yapabildiysek sadece mesleki olarak değil, her birimizin belli yetenekleri var. Evet. Mesleklerde biraz kimimiz daha ön plana çıktık, gayet kimimiz öyle. Daha geri evet, planda evet. kaldık. Ama en önemlisi sizlerden biz insanlığı da öğrendik. Yani kişisel gelişimimizde de çok büyük rol oynadınız. Hani şu programda bu sandalyede oturmak aslında en heyecanlınız benim. Ne mutlu bize. Ne mutlu bize. Heyecanlandırıyorsak evet, evet. hala. Yalnız bunu öğretememişsiniz. Bir açılış ve ağzımı açtığımda 15 dakika süren konuşma sonrasında Barbarostalı daha gak diyemedi. Evet evet yani ben keyifle izliyorum. Bir defa Öztürk abiyi yıllar sonra görmek çok keyifli oldu. O yüzden teşekkür ederim böyle bir fırsat. Tansu abi için aynı şey söz konusu. Tabii. O yüzden çok keyifli. Teşekkür ederiz davet ettiğin için. Sağ ol. Ne demek yani davet kelimesi burada doğru değil. Yanlış değil. Peki, o, peki, yani, peki. Bizim birbirimizi davet etmemiz söz konusu olamaz zaten. Teşekkür ederim. Biz birbirimize sadece hani bir araya gelmek için sözleşebiliriz. Evet. Biz koşa koşa kendiliğimizden şimdi, geldik zaten. Öztürk abi 71-72 ilk kuşak. Evet. Tansu abiyle birlikte. Beraber. Ondan sonraki siz grup biziz. Kuşak, evet, 84. 83-84. Evet, evet. Levent var. Rahmetli Hüseyin Paşa Rahman var. Ercan Taner var. Ercan Taner var. Sen dört kişisiniz. Dört kişisiniz. Sonra bizim dönem. Sonra siz geliyorsunuz. Biz 91'de evet. başladık. 92'yi buldu tebellü etmemiz, evet, girişimiz. Evet. 92. Evet. Erdoğan, Yalçın, Güven. Okay, Kerem, Küçük Melih, Şendil ve ben. Evet. Bizim ekip. Evet. Evet. Yani biz de sizin arkanızdan. Evet, evet. Öyle. Yani biz yolu iyi açmışız ki arkamızdan çok evet, değerli. Evet, yani tabii kuşak kalipte devam etmiş yani. Hemen bu iltifat şimdi. Hayır. O dönem tabii hani sadece sizin söylediğiniz Öztürk abi iyi bir eğitim, iyi bir eleme ve iyi bir eğitimin arkasından bir de TRT'nin kendi içinde süre gelen bir eğitimi vardı. Yani bilmişsin, o dönemin tabii. haber spikerlerinin tabii. Türkçesi yani bazı isimler var. Yanında adınızı söyleyemezsiniz. Ben bir stüdyo tabii. programına katıldım. bütün TRT spikerleri yani öyle ağır toplar, öyle ağır isimler var ki yani yanında bunu çok açık ve net söylüyorum. İsminizi söyleyemezsiniz. Yani bırak telaffuzu öyle miydi, böyle miydi filan. Çok şey. Bambaşka bir dünya vardı. Yani tabii. bugünle kıyası kabil değil. Mümkün değil. Mümkün değil. Temeli güzel attılar. Evet, evet, evet. Sağlam evet, atıldı. Evet. Çok iyi. Yani evet. bir Zafer abi saygıyla hatırlıyorum. Evet, Gülü evet, de Gülizar'ı evet. saygıyla hatırlıyorum. Evet. Zafer abi yani o zaman prompter yok, herhangi bir teknik destek yok. Haber bülteninin şöyle sayfasına bakıp kafayı kaldırıp 40 saniye evet. aynı hafızaya atıyordu. Tabii. İnanılmaz bir yetenek. Ses olağanüstü. Selçuk, yönetmenimiz Selçuk Yıldırım kulağıma diyor internet yok abi diyor. İnternet, hiçbir şey yok. Ne interneti? Bilgisayar tabii, yok. Tabii bilgisayar hiçbir şey yok. Ya, ne, kör uçuş. Var sadece. Tabii, kör uçuş. Ne bilgisayarı? Telefon edeceksen bir yere PTT'ye gidip yazdırıyorsun. Bekliyorsun tabii. bir de bağlanmayı. yani şey şöyle söyleyeyim. Bugün telefonda play tuşuna bastığınız zaman videoyu izlemeye başlıyorsunuz. O ya. Dönem 2 inç play'e bastıktan 20 saniye sonra geliyor görüntü. Evet. Yani evet. Öyle, o şartlarda yapılan yayın. Ama doğru. sorarsanız bugünkü yayından çok daha düzenli, çok daha kaliteli, çok daha eğitici, öğretici. Disiplinli. Çünkü medyanın çok önemli bir rolü var. Tabii. Toplumun kültürüne katkıda bulunmak. Yani tabii. o dönemin sokak röportajlarına bakın, tertemiz Türkçe var. Şimdi de bu döneme bakın, bir kısmı Türkçe, bir kısmı küfürce. Vallahi yani bambaşka bir dünya var. Evet. O yüzden o dönem başkaydı. Yani o dönemi sürdürmek iyi olurdu ama geldiğimiz noktada yapacak bir şey yok herhalde. Yapacak bir şey vallahi vardır belki ama bizler biraz daha fazla konuşmalıyız bence. Ya da bizler biraz daha fazla anlatmalıyız. Hepimiz için bir okul olan bir kurumdan bahsediyoruz. Evet, o zaman evet. tekti zaten. Tek olduğu için hani önemi de daha büyüktü. Sonra dünyayı biz genelde elektronik medya ve daha öncesinde de işte yazılı basın matbaayla birlikte hep takip ettiğimiz için televizyonculuk anlamında da mesela 62'de sınava giren Orhan abiler var. Ama radyoya spor olarak şimdi ilk baktığımızda Orhan abiler de maşallah yani 62 yılında zaten televizyon yok ortada. Türkiye'de evet. İTÜ'nün deneme yayınları haricinde o zaman işte Orhan abiyle geçenlerde konuştuğumuzda
O da ilk dedi sınavla giren bizim ekiptir dedi. Yani biz girdik dedi ama radyo o zaman, televizyon yok. Hala sesi billur gibi. Şimdi bakıyorum ikiniz de aynı şey. Sizleri dinledikçe hakikaten insan gençliğine, çocukluğuna gidiyor. Ne güzel, ne güzel. Peki, şimdi biz biraz, ya bu adamlar çıktılar. Sadece kendi kendilerine mi konuşacaklar, kendilerini mi anlatacaklar? Evet. Yani ah bizim gençliğimizde şöyleydi, bizim gençliğimizde böyle miydi diyecekler, demesinler. Çünkü içinde bulunduğumuz yıl hem olimpiyat hem de Avrupa Şampiyonası yılı. Evet. Ama ülkemizde de dünyada da spor sektörünün geldiği nokta hani bundan 20 sene, 30 sene, 40 sene öncesinin biraz daha dışında. Kendi tecrübelerimiz ışığında. Günümüzde sporun geldiği noktayı nasıl değerlendiriyoruz diye ben hemen Tansu abiye bir soru sorayım. Pası atayım, Tansu abi de bir mukayese yapsın bize. Sevgili Melih, soruyu sor önce bakayım. Ne soracaksın onu öğreneyim. Şöyle söyleyeyim. Tansu abi 1974 Dünya Kupası, 76 Avrupa Şampiyonası, 78 Dünya Kupası'ndan sonra şimdi 2024 Almanya'da bir Avrupa Şampiyonası var. Onun hemen ardından birkaç gün sonra bu kez Paris'te olimpiyatlar var. Şimdi şu ekibe baktığımda, seninle birlikte ekranda resmi olan, fotoğrafı olanlara baktığımda onlarca Avrupa Dünya Şampiyonası ve olimpiyat tecrübesine sahip bir ekipten bahsediyoruz. Hem spor yayıncılığı hem de spor sektörünün sizin faal olduğunuz dönemlerle şu andaki dönemler arasındaki kıyaslamasını sormak istiyorum ben. En büyük farklar ne? Ya da geldiğimiz nokta hep ileriye doğru mu gidiyor? Ne dersiniz? Öncelikle teknolojide çok büyük gelişme var. Yani şimdi bir naklen yayın düşündüğümüz zaman eğer 5 kamerayla, 6 kamerayla yapılıyorsa şimdi o kadar çok sayıda kamerayla yapılıyor, o kadar çok tekrarı yapılıyor, en ince ayrıntılar görüntüye getiriliyor. Bu teknolojinin, yayıncılık teknolojisinin gelişmesinden kaynaklanıyor. Onun dışında futbola baktığımız zaman artık futbolda 1974 Dünya Kupası'nda oynanan futbolla bugün oynanan futbol arasında tabii ki çok büyük fark var. Sistemler değişti, taktik anlayışları değişti, bireysel yetenekler daha ön plana çıkmaya başladı. Bu futbolda çok önemli bir aşama diye düşünüyorum. Bunun dışında tabii olimpiyatlar öylesine zengin spor dallarıyla dolu ki bunları dile getirmek gerçekten çok zor. Çünkü her çeşit spor dalının ekrana yansıdığı, görüntüye geldiği ve de her insanın yahut da seyircinin tercih edebileceği yarışmaların olduğu bir organizasyon olimpiyatlar. Gerçekten bu yayıncılık açısından da çok önemli diye düşünüyorum sevgili Gümüş. Peki hemen devam edelim Öztürk abiyle. Çünkü sadece anlatıcı olarak, sadece orada görev yapan birisi olarak değil, yönetici olarak da sizler bu yayınların organizasyonunda da ve yayınlanmasında da önemli roller üstlendiniz. Yani farklar ya da benzerlikler neler Öztürk abi? Şimdi öncelikle bütün kuruluşlar, Barbaros daha böyle dağınık bir spor organizasyonunda çalışıyor ya da uğraşıyor olimpiyatlarda. Ama futbola baktığınızda sadece futbol. UEFA Avrupa, FIFA Dünya Futbol Birliği ve tüm federasyonlar amaçlarını daha çok ülkeyi, daha çok insanlığı spora çekmek, onlara izletmek, onların ilgisini çekmek için harcamaya başladı. Mesela olimpiyatlarda eskiden ne bileyim işte 15-20 branşta olimpiyat yapılırken şimdi artık yüzlerce, belki bilmiyorum atmayayım ama sayısız spor branşı devreye girdi artık.
Evet, dolayısıyla değişiklikler var. Olimpik branşlarda da değişiklikler oluyor. Tansu teknolojik olarak çok güzel anlattı. Yani artık o kadar detaylı ekrana geliyor ki her şey. Gözden hiçbir şey, insan gözünün, insan yeteneğinin yakalayamayacağı şeyleri bile artık tekrar ekrana getirilebiliyor. Bir taraftan da sporun, futbolun veya sporun tüm dallarının daha çok sevilmesi için daha çok ülkeleri organizasyonlara yönlendirmek, milyarlarca insanı televizyon başına çekmek için uğraşıp veriliyor. Dolayısıyla insanlığın artık bu tür organizasyonlarda tüm dünya bu organizasyonlarla ilgilenmeye başlıyor. Avrupa Futbol Şampiyonası diyoruz. İnanıyorum ki Afrika ve Güney Amerika da izlemeye başlayacak. Dünya Şampiyonası nasıl tüm dünyada izleniyorsa. Olimpiyatlar derseniz ne bileyim hep Barbaros'a dönüp bakıyorum. Eskiden Türkiye'den 40'larda, 50'lerde, 60'larda Türkiye'den güreş milli takımları giderdi. Bir iki atlet giderdi. Olimpiyatlara. Evet, sınırlıydı. O kadar. Sporcu sayısı şimdi sınırlıydı. Artık okçulukta eleman gönderiyoruz, jimnastikte gönderiyoruz. Evet. Her branşta ve daha çok insanın ilgilendiği spor branşları devreye giriyor. Tabii bu konuda Barbaros daha... Teşekkür ederim. İki bölümlü anlatayım. Bir defa spor açısından bakıldığında artık sporcu olmak çok zor. Yani eskiden boyuyla kilosu birbirine denk olan, uygun olan insanlar spor yapardı. Eskiden anneler, babalar çocuklarına spor yapma, okula git, eğitimini tamamla derdi. Doğru. Şimdi artık her şey değişti, konsept değişti. Şimdi artık anneler, babalar çocuklarına spor yaptırmak istiyorlar. İki nedenle yaptırmak istiyorlar. Bir, spor alanında başarılı olsunlar diye yaptırmak istiyorlar. Diğeri de Amerika'da, şurada, burada bir takım üniversitelerden burs kazanmaları için spor yapmasını istiyorlar. Bir taraftan da spor bireysel gelişim için çok önemli. Beraberinde toplum içinde. Ama artık çok fazla insan var spor yapan. Ve çok fazla yetenekli var. Ve herkes çok çalışıyor, herkes çok antrenman yapıyor. Herkes çok uğraş veriyor. Bunların arasından sıyrılmak çok zor. Olimpiyat özeline gelince de olimpiyat oyunları bir defa en iyilerin yarıştığı bir organizasyon. Yani iyiler filan değil. En iyiler arasında en iyi, evet. En iyiler arasında en iyiyi arayan bir organizasyon. Bu nedenle de çok özel. 11 bin sporcu katılıyor. Ve bu 11 bin sporcu içinde olimpiyat rekoru kırmak, dünya rekoru kırmak, olimpiyat organizasyonunda olimpiyat madalyası almak çok önemli. Ayrıca olimpiyat oyunlarına gitmek de kişiye bir olimpiyat oyunlarına katılmış kişi unvanı kazandırıyor. Şimdi bütün bunlar çok önemli şeyler. Bu nedenle sportif tarafı çok daha zorlaşmış vaziyette. Yani bütün spor bilimleri artık o kadar çok değişti ki az önce geçmişi anlattınız. Ben hep şey diye anlatıyorum Erman Toroğlu. Erman abi benim mahallemin abisi. Benim çocukluğumu bilir. Türk televizyonlarının en delikanlı yorumcusu. Ona bir gün şeyi sordum. Sizin döneminizde sıvı alımı, su içme nasıldı diye sordum. Şu cevabı verdi. Dedi ki maçtan bir gün önce su içmeyi keserdik. Maç bitinceye kadar su içemezdik. Hatta bir gün takım hocası maça giderlerken antrenör arkadaşları şikayet etmişler. Erman dün su içti diye otobüsten indirmiş. Şimdi o gün su içeni dövüyorlardı. Bugün su içmeyeni dövüyorlar. Böyle bir şey var. Dayak baki diyorsun. Baki. Yani spor bilimleri çok değişti. Antrenman tamamen değişti. Yani halter antrenmanı değişti, kardiyo antrenmanı değişti, teknik antrenman değişti. IOC daha geçen gün Intel'le birlikte bir yapay zeka çalışması sunumu yaptı. Artık yetenekleri yapay zeka ile belirliyorlar. Yapay zeka yardımıyla belirliyorlar ve sporcu performanslarını yapay zeka yardımıyla kurgulamaya başlayacaklar. Yani sistem artık tamamen değişiyor. Olimpiyat oyunlarına gelince eskiden ev sahibi ülkenin yayıncı kuruluşu yayını yapardı. 2008'de Beijing'den itibaren OBS denilen, Olympic Broadcasting System denilen bir yapı olimpiyat oyunlarının organizasyonu yapıyor. Daha doğrusu yayınını yapıyor. Yayınını. Her şeyi çekiyorlar ve olağanüstü kalitede çekiliyor. Uğur abi geldiğinde söz konusu olmuştu. Bir kere daha hatırlatmak isterim. Mesela Mete Gazoz'un final atışlarında, olimpiyat oyunlarındaki şampiyonluk atışlarında İtalyan sporcuyla Mete Gazoz atış yaparken ekrana kalp atım ritmini koydular.
Bu o kadar özel bir bilgi ki anlatamam. Mete Gazoz yanında kendisinden 10 yaş büyük İtalyan sporcuyla final atışı yaparken ki o İtalyan sporcu eğer yanlış hatırlamıyorsam takım yarışmalarında daha başarılı, ferdi yarışmalarda çok büyük bir başarısı yok. Sadece 1-2 tane diye hatırlıyorum. Mete Gazoz'un kalp atım ritmi İtalyan'dan çok daha iyiydi. Çok daha düşüktü. Çok bu bize şunu anlat tabii. Bu bize şunu anlatıyor. Yarışma anına geldiğinizde artık her şey psikolojik. Her şey mental. Bu nedenle yarışma alanındaki o mental sakinliği sağlayabilmenin hazırlığını antrenman döneminde yapmak zorundasınız. Bu nedenle Mete Gazoz'un elde ettiği başarı çok önemli bir başarı ve bana sorarsanız yaratılmış en önemli olimpiyat şampiyonluğu Türk sporu içinde. Buraya kadar detayda yayın yapıyorlar. Bu nedenle de her şey değişti. Çok daha özel, çok daha güzel ve her gün, daha doğrusu her olimpiyat organizasyonunda daha da gelişen bir yayıncılık anlayışı var. Bu nedenle çok farklılaşıyor geçmişle kıyaslandığında. Vallahi bizim buradaki rolümüz ne? Yani biz anlatıcılar, hangi branş olursa olsun, o duyguyu, o hissiyatı televizyonlarını izleyen, evlerinde oturan izleyiciye aktarabilmek, hissettirebilmek için bizim rolümüz de yani spor spikeri bu ister futbol olsun, ister boks olsun, ister bir okçuluk müsabakası olsun. Tam olarak bizde bir değişiklik var mı bizim rollerimizde? Sizce ne dersiniz? Fark etmezdi. Benim şimdi Barbaros çok daha bilimsel olarak işin içinde. Benim bir böyle bilmiyorum bir yerlerden mi duydum, kendim mi yarattım? Sporcusunu ve kurallarını bilmediğiniz spordan seyretmekle zevk almazsınız. Doğru. Sporcusunu tanıyacaksın, kurallarını bileceksin. Bizim doğru. Burada görevimiz ekran önündeki seyirciye, biraz sporcu tabii ki hevesli ve bu işe gönül vermiş seyirci zaten boyuna, kilosuna, yaşam şartlarına, koşullarına kadar sporcuyu tanıyor. Kuralları zaten belirli sporda da biliyor ama bu kadar dağınık spor branşından bahsettiğimiz zaman biz seyircinin anlayabildiği dilde onun kurallarını anlatmaya çalışıp onun zevk almaya çalışmasını sağlayacağız. Burada tabii yine ikiye ayırmak lazım. Bizim anlatım düzenimiz iki türlü. Bir tanesi off tube dediğimiz yayının yapıldığı binadan monitöre bakarak anlatmak. Bir tanesi de canlı yayın dediğimiz yani naklen yayın yaptığımız yerinde anlatmak. Şimdi spikerin yerinde anlatan spikerin bir defa temel görevi kameranın kadrajı dışında kalanları da seyirciye aktarabilmek. Tabii. Çünkü orada da bir şeyler oluyor. Yani stadın içinde de bir şeyler oluyor, stadın dışında da bir şeyler oluyor. Bu nedenle de spikerin gözlem yapıyor olması, sadece gördüğünü değil, çevrede olanlara da dikkat etmesi çok önemli bir şey. Yani seyirciye oradaki atmosferi sadece kameranın kadrajından değil de kameranın kadrajının daha geniş açısıyla anlatıyor olması lazım. Off tube için ayrı bir şey söyleyemiyorum. Zaten mümkün değil orada. Orada bir şey yapma şansınız yok. Yani ekrana gelen görüntü üzerinden anlatırsınız ama şeye giden, anlatım yerine giden spiker için çok farklı. Geçmişle bugüne geldiğimizde maalesef spiker arkadaşlarımız yeteri kadar meraklı değiller. Sorunlardan bir tanesi bu. Dil konusunda yani yabancı dil konusunda bir takım sıkıntılar çekiyorlar. Bir de anlatımın içeriğinde problemler var. Şöyle problemler var. Mesela gidiyor diyor ki bugün hava çok soğuk. Şimdi bugün hava çok soğuk ne olduğu belli olmayan bir anlatım. Neden? Çünkü neye bir gün göre, kime göre? Evet, bir gün oğlum, benim çocuklarım Kanada'da yaşıyor. Bir gün oğlum bana telefon etti, dedi ki hava çok güzel. Kaç derece oğlum dedim, 0 derece dedi. Şimdi 0 derece onun için çok güzel, benim için paltoluk, şapkalık, eldivenlik bir soğuk. Anlatabiliyor muyum? Yani neyi nasıl söyleyeceklerini çok fazla bilmiyorlar. Bir de şey çok kötü, kendileri olmak yerine başkalarını taklit etmek ayrı bir soru. Burada da bir takım sıkıntılar var. Bir de ben tabii şeyi sevmiyorum. Şimdi hani Öztürk abinin, Tansu abinin yanında bunu söylemek belki biraz doğru olmayacak, ayıp olacak ama. Özgürsün, rahatsın. Teşekkür ederim. Yani ben şeyi sevmiyorum. Yani futbolun içindeki crescendo, o yükselmelerin sayısı beni rahatsız ediyor. Yani kenardan taç atan çocuğun, oyuncunun Mehmet taç atıyor diye anlatmak bana doğru gelmiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani artık biraz daha farklılaşmalı. Bir tek iyi olan kısmı var. O da şu. Yeni nesil bu FIFA oyunları oynadığı için
işte ne bileyim hani oyunlarda konsol oyunlarındaki ne derler bilgiler ve oradaki ayrışmayı bildikleri için sahada biraz daha farklı görmeye başladılar. Yani savunmayı, orta sahayı, orta sahanın sağını solunu, geriye dönük, ileriye dönük, hücumu filan o şeyin içindeki ne derler sahanın içindeki şeyi, kurguyu daha iyi görüyorlar. Tek avantajları bu. Ama gördükleri kurguyu doğru anlatıyorlar mı? Orada soru işareti. Soru işaretleri var. Evet. Hemen Tansu abiye dönelim. Tansu abi, siz neler söylersiniz? Yani bizim görevimiz anlatıcıların, maç anlatıcılarının, spor anlatıcılarının tam olarak bu teknolojiyle günümüz koşullarında 30 yıl öncesine göre görevlerinde değişiklikler var mı size göre? Ne dersiniz? Sevgili Melih, o kadar çok şey değişmiş ki, bir kere dil yanlışlıkları var. Evet abi, devam ediyor musunuz? Devam kesin. Devam ediyorum. Lütfen. Türkçe yanlış kullanılıyor. Kurallar bilinmiyor. Arkadaşlarımızın çoğu, anlatıcıların çoğu, kural bilgisine sahip değiller. Teknikle ilgili bilgileri yok. Havadaki topa ayağının dışıyla vurdu diyenler var. Top oyun alanını terk etti diyenler var. Yani hem teknik olarak hem Türkçe olarak hem kural olarak o kadar büyük eksikler, o kadar büyük yanlışlar var ki. Yani bunları burada anlatacak zamanımız yok. Aslında şunu yapmaları gerekiyor. Bugün artık az önce de teknolojiden bahsedildi, internetten bahsedildi. Bilgiye ulaşmak çok kolay. Futbol oyun kurallarını okumak, futbol tekniğini öğrenmek çok zor değil. Ama maalesef sadece mikrofona çıkan arkadaşlar touch corner out offside diyerek maç anlatıyorlar. Yani futbolu maç anlatmakla futbolu anlatmak arasında çok fark var. Az önce de söylediğim gibi futbol 17 kuralı olan top ve vücut tekniğiyle oynanan sistem ve prensipler oyunu, bunların hepsini hazmetmek ve bunları söylemek gerekir. Anlatanın niye offside olduğunu söylemesi gerekir. Şimdi VAR çıktıktan sonra bir çizgi çiziliyor. O çizgi o kadar güzel her şeyi anlatıyor ki. Yani en basit offside nedir? Topun son oynandığı anda rakip kale çizgisiyle arasında iki savunma oyuncusu yoksa offside'dir. Bunu söyleyen hiç kimse yok. Sadece offside deniliyor. Niye offside? Neden offside? Bunları anlatacak, bunları söylemesi gereken anlatıcı arkadaşlarımız var, kardeşlerimiz var ama maalesef dediğim gibi bunları okuyup öğrenmedikleri için çok da böyle tatminkar bir anlatım şekilleri yok. Sadece bağırmayı seviyorlar. Şimdi yine gelişen teknoloji ya da gelişen koşullar dediğimizde bugün hakikaten bilgiye ulaşmak mı derseniz buna ya da verilerin akıyor olması mı derseniz ne derseniz deyin. Geçmişe nazaran yani biz bile, bizim dönemimizde bile almanak gibi her maça giden arkadaşımız kendi maçında olup bitenleri kendi defterlerine not ediyorduk. Evet. Ve ortak bir defterimiz vardı. Oraya yazıp bir sonraki maçtaki görev aldığımız maçta işte o takımla ilgili bilgiler, işte kaç gol atmış, evet, kim ne kadar atmış, kim ne kadar asist yapmış, evet, işte kartlardı, şuydu, buydu gibi bilgileri bile biz kendimiz çıkartmak zorunda kalıyorduk. Hele hele sizin döneminizde bunlar biraz daha bile zor oluyordu. Oysa şu anda hakikaten önümüzdeki bu elektronik aletlerden, akıllı aletlerden sadece yani bir sayfayı kaydırarak o ana kadar canlı o maçla ilgili her türlü veriye de ulaşma şansına sahibiz. Yani o zamanlar nasıldı bu? Şimdi yani düşünüyorum ben 78 Dünya Kupası, ben Kempes'le şeyi seyrederken Hollanda ben anlatırken siz anlatıyordunuz. Yani nasıldı orada, bilgiye nasıl ulaşıyordunuz abi? Biraz önce sen özetledin zaten, yani uğraşlarla, genelde kendi deneyimlerimiz artı işte dergi veya gazetelerden bilgi edinerek ya da onları
hangi maçta hangi gün kullanacaksak onu özetleyerek daha öz, daha kesin, daha sağlıklı ve az bilgi veriyorduk. Çok az yoruyorduk. Şimdi söylediğin gibi bir sayfa kaydırarak ne bileyim işte maç içinde veyahut da maçın herhangi bir dakikasında bir oyuncunun kaç defa top kaybettiğini, kaç defa ikili mücadele kazandığını, işte kaç defa ofsayta düştüğünü anında görebiliyorsunuz. Bunlar bence bu kadar detaylı bilgi genel seyirciyi ilgilendirmemeli. Yani meraklısı zaten öğrenir. Onu yayın sırasında bir de senkron bilgi verme. Şimdi bir oyuncu sahanın en kısa oyuncusu olabilir. Bunu durup dururken, taç atarken söylemenin bir anlamı yok. Eğer yanında sahanın uzun boylu oyuncularından birinin yanında havadaki topa müdahale edebiliyorsa o zaman söylersiniz. 1.64 boyundaki oyuncu 1.90'lık oyuncudan kafa topu aldı deyip olayı ilgilendirilebilir. Spot patladı, bir şey yok. Evet, evet. Küçük bir spot. O anda daha bir pekiştirmiş oluyor. Yani sahanın en kısa oyuncusu arkadaşmış diye. Durup dururken söylemenin bir anlamı yok. Ama dediğim gibi şimdi maça çıkarken veya bir spor olayına girerken bir takım öz notlar alıyoruz. Özet notlar. 100 tane not çıkardınız, düşünün. Maç sırasında veya spor olayı sırasında yüzünü de kullanmak zorunda değilsiniz. Kesin. Hatta bazen %10'unu bile kullanamıyoruz. Yani yerinde, zamanında ve ilginç anda kullanmak. Rahmetli Fahri İkiler tenis maçlarına giderken nasıl çalışırdı anlatamam. Böyle koca bir dosya. Ben de şey derdim, yani maçtan bir 45 dakika önce bağlanalım. Sen bir anlat şu dosyadakileri. Sonra yani tenis maçı başladığında arkası gelir diye söylerdim. Yani tabii çok çalışılırdı o dönem. Yani hani bir iğneyle kuyu kazmak gibi üstelik bir şey. Üstelik tenis, Tansu abi de hani hem kendi branşıydı hem çok iyi de tenis oynar. Tansu abiyle Fahri abinin yani Fahri İkilerle Tansu Polatkan'ın sık sık gittiği bize yani Roland Garros'lardan, Wimbledon'lardan maçları anlattıkları. Şimdi mesela bazı branşlar var. O heyecanı yansıtmak için senin dediğin o crescendo'lar sık sık oluyor pozisyonla ilgili. Ama tenis öyle bir branş ki bizim bildiğimiz, bizim gördüğümüz değil mi Tansu abi? Yani oyun sırasında siz konuşmazdınız. Ancak ve ancak oyun bittikten sonra bir puan kazanıldıktan sonra yorumla birlikte konuşurdunuz. Şimdi böyle farklı branşların farklı özellikleri, anlatım özellikleri var değil mi? Tabii tenis özellikle seyredilirken bu hem televizyonda olsun hem de canlı seyrederken o topun sesini duymak gerekir. Yani o tenisçinin karşıladığı bir topun sesi kulağınıza yansıyacak ki o oyundan keyif alasınız. Onun için tenis karşılaşmalarında genellikle işte puanlar söyleniyor. Duraklamalarda sporcularla, tenisçilerle ilgili bilgiler veriliyor. Biz yani o zaman TRT kurumunun istediği biçimde de bir anlatım tarzımız vardı. Özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Özellikle futbol anlatımlarında radyoda anlatırken göze hitap edecek şekilde anlatacaksınız. Televizyonda anlatırken kulağa hitap edeceksiniz dediler. Yani özetle doğru. Radyo dinleyen maçı seyrediyormuş gibi algılasın. Televizyon seyredendir. Verilen bilgilerle o oyun durduğu zaman az önce de Öztürk arkadaşımızın kardeşimizin verdiği örneği dile getirmek istiyorum. Yani kısacası radyoda anlatan seyrediyormuş gibi insanlara o algıyı yaratacak. Televizyonda anlatan da zaten her şeyi görüyor. Ona kulağına hitap edeceksiniz şeklinde bize bilgi verildi. Tenis oyununda da o topun sesini duymak ister izleyenler. Devam edeceğiz. Yalnız sevgili Selçuk yönetmenimiz beni uyarıyor. Saat 12 olmadan. Tamam, ben çok ilginç bir şey anlatacaktım reklamdan sonra. O zaman ha. Diyelim kısa bir ara için izninizi rica edelim sevgili seyirciler.
Spor Kulübü bütün hızıyla devam ediyor. Sevgili izleyiciler, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tam Öztürk Pekin çok güzel bir şey anlatacağım demişti. Biz araya gittik. Oyun bozanlık yaptık. Şimdi evet, çevremde abi, geçmiş yıllarla ilgili anılar çok ilgi görüyor. Çevremde, özel hayatımda da bunu yakalıyorum. Şimdi TRT'de ilk yılım. Sürekli futbol maçlarına koşturuyoruz, gidiyoruz, geliyoruz. Hafta içinde de göreve gidiyoruz. Rahmetli Kemal Deniz bana dedi ki, Öztürk dedi, bir kamera al. Eskrim milli takımı kampta. Bir teknik yönetici, Roman bir hoca gelmiş. Bir röportaj yap, bir de sporcu al. Akşam haberlere küçük bir bölüm hazırlarsın dedi. Ben de hayatımda eskrim hiç yok. Ne maçını seyretmişim, ne yani sadece Epe, Kılıç, Flöre'yi biliyorum. Neyse, kameraman arkadaşımla gittik. Ankara 19 Mayıs Stadı ve Tenis Eskrim Dağcılık, küçücük bir binadır. İçeriye girdik. İşte Roman Hoca'yı buldum. Kendimi tanıttım. Röportaja geldiğimi söyledim. Buyurun oturun dedi. Daha önce dedi, bu sporu yaptınız mı dedi bana. Hayır dedim, yapmadım dedim. Seyrettiniz mi dedi. Hayır, seyretmedim dedim. Arkadaş hazırlayın dedi. Hocalardan biri bana bir maske getirdi. Elime de bir kılıç verdi. O Roman Hoca dedi ki, şimdi dedi, ben sana seni öldürmeye çalışacağım. Sen de kendini koru dedi. Ve bazı filmlerde gördüğüm o kılıç sahneleri vardır ya, onlardan öğrendiğim kadarıyla Roman Hoca'nın saldırılarını karşılamaya çalışıyorum. Son derece de ciddi bir saldırı var. Çok kısa bir süre içinde kılıcı şuraya dayadı benim. Şu anda dedi, seni öldürebilirim dedi. Şimdi dedi, bu sporun, bu maskenin arkasından gördüğün kadarıyla bu sporun ana şeyini yakaladın mı dedi. Gel şimdi röportaj yapalım dedi. Yani şimdi her spor dalının özellikleri, kendi gerçek anlamları var. Bunu yapmadan, yaşamadan da bilemezsiniz. Yani dışarıdan baktığınızda iki adam birbirine yumruk atmaya çalışıyor. Ama o boks o kadar ince, o kadar tekniklerle dolu bir spor ki inanamazsınız. Müthiş bir disiplini olan, bireysel korkunç bir spor. Dolayısıyla yani spor hakikaten her branşı, her dalı bambaşka ve bambaşka, evet, güzel. Evet. Arada onu konuşuyorduk, daha doğrusu onu söylüyordum. Jane Torvill, Christopher Dean çiftini bizim zihnimize kazıyan isimlerden, evet, bir tanesisin. Önce bir Kenan abiye, Kenan abiye analım, rahmetle analım tabii. Evet. Ama Kenan abi şimdi burada yok. Sonrasında valla ben daha çok senden yani artistik patinaj tabii, hem müzik hem sporun bir arada olduğu keyifli bir spor dalı. Çok sevildi, çok çok izlendi, çok özel bir spor dalı. Jane Torvill, Christopher Dean çifti de İngilizlerin hani hala anılan, hala keyifle hatırlanan çifti. Rüya çifti. Evet, evet. Yani şöyle söyleyeyim, bir alışveriş merkezinin içinde yer alan spor, daha doğrusu buz pistinin üzerinde alışveriş merkezi kapandıktan sonra çalışarak başlamışlar. Yani oradan geliyor. Bolero'da kullandıkları müzik. Onların ısınma bölümünde kullandıkları müzikmiş. O ritimle birlikte sınırlanmış. Yani evet, bu hani şey, antrenmanı hazırlık döneminde çalınan müzikmiş şeyin içinde. Buz pistinin içinde. Sonra koreografisi yapılmış ve harika bir gösteri yaptılar. Kenan abi de müthiş anlattı. Şeyler, tam puanlar arda arda geldi. Çok özel bir çift. Hala o başarıyı yakalayabilen yok. Nadia Comaneci gibi hala o başarıyı, evet, yakalayabilen yok. Bu nedenle çok özel bir çift, çok özel bir gösteri, çok özel bir hikaye ve çok özel bir müzik. Yani Maurice Ravel'in Bolero'su eşliğinde inanılmaz bir şey, ne derler, gösteri. Çok çok keyifli bir spor dalıdır artistik patinaj. Bu çok özel bir performans ama bu spor dalını Türkiye'de benim yaş grubum, benden öncekiler, benden sonrakileri sevdirmek de ona hayat veren, ona ses veren sizlerin sesi sayesinde oluyor. Öyle değil mi? Evet. Yani şimdi onun için bizim aklımıza çok fazla gelmiyordu, ne yalan söyleyelim. Çünkü biz Öztürk abi olsun, Tansu abi olsun, hani
ben hasbelkader birazcık sahanın içinden geldiğimiz ve futbol topunun etrafında döndüğü için evet, ben ayrışıyorum sizden. Benim futbol anlatmadım. Tamam, futbol anlatmadım. Bende takım sporları yok. Evet. Bende takım sporları yok. Nereden? Yani, peki kaydın mı? Yani paten yaptın mı? Hayır ama şöyle hani Kenan abiyle birlikte Kenan abinin anlattığı dönemde onunla birlikte bir süre kaldım ve bir de yedek spikerlik yaptım artistik patinajda. Yani Kenan abinin anlatım yerinden gelen sesinde bir kesinti olursa off tube'dan tamam. benim anlatmam uygun görülmüştü. Bir oradan geliyorum. Bir de ben tabii 1976'dan beri spor yapan bir insanım. Eğitimim spor. 50 yıldır spor okuyorum. 50 yıldır spor anlatıyorum. Spor yazıyorum. Spor öğreniyorum. Bu nedenle hani şeyin üzerinde, buzun üzerinde olanı öğrenmek, izlemek, izledikçe daha çok öğrenmek, okudukça daha çok öğrenmek bir takım avantajlar getiriyor. Bir de tabii şey hani keyifli anlatımı ki çok keyifli. Tamam. Hakikaten çok keyifli. Anlatımı da keyifli. Ben 40 yaşından sonra ilk kez buza çıktım. Öyle bir tecrübem de oldu. Ve eğer 3 yaşında, 4 yaşında ben futbol topuyla tanışmadan önce beni buza çıkarmış ve kaymamı sağlamış olsalardı ben kesinlikle okeyci olurdum. Olurmuşum. Çünkü bambaşka bir his. Uçmak evet. gibi bir his. Evet. Yani buz üzerinde adeta uçuyorsunuz. Evet. Yani biz bazı şeylerin farkında bile değiliz. Çünkü böyle bir imkanımız olmadı. Yok. Tanımadık biz ki. Sadece i̇şte, futbol topunu gördük, onun peşinden koştuk. Evet, maalesef. Yani bu da böyle maalesef, bir şey. Çünkü maalesef. Yapmak gerekiyor. Yani şöyle bir sıkıntı var bu ülkede. Yeni açıklandı. 2023 yılı sonu itibariyle Türkiye nüfusunun içindeki çocuk oranı açıklandı. 21.4. Yani Türkiye'de 0-14 yaş grubunda 18 milyon 270 bin kadar çocuk var. Şimdi bu çocuklara bu ülkenin spor yaptırması lazım. Yani bizim bu çocuklara bir borcumuz var. Bu çocukların yeteneklerini değerlendirmek zorundayız. Takım sporları olabilir, ferdi sporlar evet. olabilir, sanat dalları olabilir. Bir anlamda bu çocukların elinden tutmak zorundayız. Yani bu bizim, bu memlekete olan borcumuz. Biz spor insanıyız, sporla ilgili evet. kısmına bakıyoruz. Burada bir sıkıntı var. Yani bugün çocuğunuz olsa ve çocuğunuzun elinden tutup herhangi bir spor dalının sahasına götürseniz antrenman yaptıracak ya da yetenekli mi değil mi diye soracak kimseyi bulamazsınız. Temel problemlerden bir tanesi bu. Burada olması gereken beden eğitimi öğretmenlerinin bu işi yapıyor olması lazım. Yani okullardan. Yani okullardaki Amerikan seçimin, sistemi. Okullardaki yönlendirmenin çok daha etkin olması lazım. Ama böyle bir şey yok. Yani çocuklar hasbelkader bir şey yapıyorlar. Ama doğrusu çocukları yeteneklerine göre sınıflandırmak ve yeteneklerine göre sınıflandırılmış çocuklara doğru antrenmanı yaptırmak. Çünkü orada bile bir şey var. Ne derler? Gelişim düzeni var. Yani önce antrenman yapmayı öğreteceksiniz. Sonra gelişmesi için antrenman yaptıracaksınız. Sonra yarışması için antrenman yaptıracaksınız. Sonra da şampiyon olması için antrenman yaptıracaksınız. Bu adımları geçtikten sonra çocuk ancak belli bir noktaya gelebiliyor. Bizde öyle değil. Biz biraz balık tutma işi gibi yapıyoruz. Yani çocuk eğer yetenekleriyle şans eseri tercih ettiği spor örtüşüyorsa başarılı oluyor. Ya da ailesinde Mete Gazoz gibi, ailesinde o spor dalının içinden gelmiş, o spor dalıyla haşır neşir olan insanlar varsa bir yönden kanalize oluyor ve bir türlü sistemin içinde parlama şansını elde ediyor. Bizim temelde bu sorunu çözmemiz lazım. Yani çocuklar antrenman yapmayı bilmiyorlar. Bu bizim dönemimiz için son derece doğru bir tespit. Hala fakat aynı. Hala şimdi yaklaşık 15 programa yakın program güreştir, ondan sonra jimnastiktir, çeşitli federasyonları ve özellikle madalyalı sporcularımızı biz burada konuk ettik. Onların verdikleri bilgilere göre eskiye nazaran şimdi biraz daha fazla şey var, yetenek yani hem vücut yapısına hem yeteneğe uygun. Mesela bazı güreşçiler basketbol ve özellikle voleybol çok meraklı kız. Onu istiyor. Fakat güreşe yönlendiriyorlar ve güreşte dünya şampiyonluğu kazanıyor. Böyle örnekler var ve bu örnekler yavaş yavaş biraz daha disiplinli, sistemli çalışmayla hakikaten doğru bir takım modeller var. Bu bütün bir ulusa, bütün bir ülkeye yayılabilmiş mi desen, seninle aynı fikirdeyim. Ama ben bile şaşırıyordum. Ben bu tip bazı bilgilere sahip değildim.
Vallahi şöyle söyleyeyim Melih, Özgür abi kusura bakma. Rica ederim, olur mu? Şöyle söyleyeyim, şimdi spor tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı sporcusu, olimpiyat tarihinin diye altını çizerek söyleyeyim, Michael Phelps. Evet. 28 tane olimpiyat madalyası var, 22 tanesi altın, 3 tanesi gümüş, 2 tanesi bronz. Şimdi 2 tane kitap yazdı sporu bıraktıktan sonra ve biz Michael Phelps'in nasıl Michael Phelps olduğunu öğrendik. İkisini de okudum ben. Onlar Türkçe'ye çevirdiğimi bilmiyorum ama neyse. Yani o kadar planlı, programlı, o kadar düzenli bir çalışma yapılmış ki 8 olimpiyat oyunlarında, yani 8 bir olimpiyat oyununda organizasyonunda 8 madalya kazanmak bambaşka bir şey. Bu 8 madalya da şöyle kazanılıyor. 9 günde 17 yarış, 8 olimpiyat madalyası, 7'sinde dünya ve olimpiyat rekoru kırıyor, bir tanesinde sadece olimpiyat rekoru kırıyor. Bir tane olimpiyat rekoru kırdığı o tek yarışta kelebek yarışı ve kelebek yarışını da 0.01 saniyeyle kazanıyor. Çaviç'in önünde. Tek bir nedeni var. Çaviç böyle bir parabolle yarışı bitiriyor. Orada touchpad'ler vardır her iki tarafında havuzun. Touchpad'e böyle dokunuyor. Michael Phelps böyle dokunuyor. Bob Bowman diyor ki yarışma sonrasında bu iş nasıl oldu diye anlatıyorlar. Çünkü o da çok şaşırıyor. Biz diyor antrenmanda, her antrenmanda sporcuların her setinde sete başlamayı yarışa başlama, seti bitirmeyi yarışı bitirme gibi yaptırırdık. Ve de diyor eğer böyle gelmez, böyle gelirse geri götürür tekrar böyle gelmesini isterdik diyor. Şimdi oradan gelen bir şeyle alışkanlıkla, refleksle yarışma kazandı ve 0.01 saniyeyle kazandı. Yani o kadar detay var ki artık antrenman bilimleri çok değişti, halter çok değişti. Bugün Türkiye'de hep şöyle bir şey var. 200 kilo squat yapan, 100 kilo bench press yapan şampiyon olur. Artık bitti, böyle bir şey yok. Geçmiş olsun. Artık halteri hem yatayda hem dikeyde yapmak zorundasınız. Hem iki bacak yapmak zorundasınız, hem tek bacak yapmak zorundasınız. Hem iki kol yapmak zorundasınız, hem tek kol yapmak zorundasınız. Hem itmek zorundasınız, hem çekmek zorundasınız. Bu bir tarafı. Kardiyo tamamen değişti. Eskiden bütün ekip beraber koşarlardı. Şimdi kalp atım ritmine göre zonlar var. Zona göre antrenman yapıyorsunuz. Şimdi bu antrenman kısmı ve bu antrenman, daha doğrusu spor bilimlerinin bu kısmının Türkiye'ye gelmesi ve yayılması çok zor. Çok büyük problem. Çünkü antrenörler kendilerini geliştirmek istemiyorlar. Yani şunu söylüyor benim yaş grubumdaki antrenör arkadaşlarımız. Yani bana da mı, yani ben 50 yıllık antrenörüm, ben de mi öğreneceğim diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani ama şöyle bir temel şey var. Bilim dediğiniz başka bir şey. Şöyle bir hikaye anlatayım. Albert Einstein 1942 yılında Oxford'da ders verirken sınıfa imtihan yapıyor ve sınav sorusunu soruyor. Asistanıyla birlikte bahçeye çıkıyorlar yürümeye. Asistanı diyor ki, üstad geçen sene sorduğunuz sorunun aynısını sordunuz. Bunu nasıl yaparsınız diyor. Einstein'ın cevabı diyor ki, evet soru aynı ama cevap değişti. Şimdi bilim böyle bir şey. Öyle. Az önce söyledim. Eskiden su içeni dövüyorlardı, şimdi su içmeyeni dövüyorlar. Bu nedenle arkadaşlarımızın bu gelişmelerden haberdar olması çok önemli. Bunun ötesinde eğer beslenmiyorsanız hiç antrenman falan yapmayın. Hiç, tabii, çöp. Tabii. Yani eğer siz antrenmandan sonraki 2 saat içinde doğru beslenmediyseniz, ki ilk 20 dakikası çok önemlidir. 2 saat içinde doğru beslenmeyi yapmadıysanız, doğru proteini almadıysanız, doğru karbonhidratı almadıysanız, yaptığınız antrenman çöp, bir sonraki antrenmanın şiddeti de aşağıda. Çünkü antrenmanın süresi, sıklığı, şiddeti vardır. O şiddeti yükselttiğiniz sürece siz uluslararası platformda başarı sahibi olabilirsiniz. Bu bir kısmı beslenme. Sadece katı yiyecek değil, yani hani sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği değil. Bir de sıvı alımı var. Sadece su değil, onun içinde elektrolit var. Kışın alacağınız sıvı desteğiyle yazın alacağınız sıvı desteği arasında da fark var. Çünkü ısı farkı var. Yani o kadar geniş bir yelpaze var ki. Bütün bunları yaptınız. Eğer siz mental olarak hazır değilseniz, duygusal olarak hazır değilseniz geçmiş olsun. Yani oturursunuz takoza, tir tir titrersiniz, biter. Çünkü 8 tane atlet oturuyor takoza, 100 metre finalinde, 5 tanesi 10 saniyenin altında koşuyor. Evet. Ne yapacaksınız? Geçmiş olsun. Yani işin bu bilimsel yönü, işin akademik kısmı, Türkiye'de henüz daha yeteri kadar anlaşılmış ve ilgilenilir halde değil. En büyük problem bu. Kesin. Yani %100. Ama yani 20 sene öncesi gibi de değil. Ya da 30 sene öncesi gibi de değil.
Biraz daha çaba var bu yönde. Evet, yani... Ama yetmez diyorsun. Bence çok daha farklı olmak zorunda. Yani bu ülke, yani Sırbistan'ı görün, Hırvatistan'ı görün. Ya, yani her spor branşında varlar. Nasıl oluyor bu iş? Tabii. Nasıl oluyor? 86 milyon var. 18 milyon, 0-14 yaş grubunda 18 milyon çocuk var bu ülkede. Ve biz bu ülkede sporcu çıkaramıyoruz. Sporcuya lisans çıkartmak, sporcu çıkartmak değil ki. Değil. Tabii. Doğru. Yani önce bir yapılması gereken şeyler var. Spor tesisi yapmak, sporu geliştirmek değil ki. Bizde hala şu söyleniyor. Yani şort dağıttık, çorap dağıttık, atlet dağıttık, evet. Atılım yaptık. Evet. Bu atılım falan değil. Yani evet. Hani söyleyeceğim çok şey var. O yüzden ne derler? Hani bu işlerin düzelmesi lazım. Bunun için de ben hep şunu söylüyorum. Hani yabancı sporcu... Yani yabancı sporcunun gelmesi, hani devşirme sporcu diye söyleniyor, yabancı sporcu diye ifade ettim. Eğer ülkeye katkı yaratıyorsa bir anlam taşıyor. Bir basit örnek vereyim. Jack Ali Harvey diye bizim bir Jamaikalı 100 metre atletimiz var, sprinterimiz var. Olimpiyat oyunlarında yarı final koştu. Dünya şekeri bir çocuk. Biz onunla birlikte bizim bir uzun mesafe sporcumuza, kız sporcumuza, ben tercümanlığını yaptım. Yarım saat koşu tekniğinin yanlış olduğunu anlattık. Evet. Atlete, milli sporcuya, Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda çok kez temsil etmiş sporcuya koşu tekniğinin, koşu mekaniğinin yanlış olduğunu anlattık. Yani fıkra bu kadar. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani sorun bu. Bunu çözebilir miyiz? Bunu çözebilmek için önce tabii şey olması lazım. Hani... bu işi bilen insanların gelmesi lazım. Gerek şart spordan geliyor olması, yeter şart yöneticilik vasıflarının olması. O yüzden de devşirme sporcudan çok bence devşirme idareci almak lazım. Devşirme bu idareci kesinlikle şart. Devşirme idareci getirmek lazım. Çünkü hani bunu ne olur kimse hani saygısızlık olarak almasın ama büyüyünce milletvekili olmak isteyenler iki basamağa çıkıyorlar ilk önce. Bir tanesi yerel yönetimler, bir tanesi spor federasyonları ve kulüpler. Orada meşhur oluyorlar. Çünkü oradaki temel şey halkın karşısına çıkmak. Hani şeye bile hazırlar. Yani güvenlik kameralarına röportaj vermeye bile hazır bir ekip var orada. Bunu çözmek lazım. Çözmek lazım. Siz bunları konuşurken ben hep ne düşündüm biliyor musun Barbaros? 18 milyon insan Avrupa'daki birçok ülkeden daha kalabalık bir insan grubu. Ben şunu söylüyorum. Bizim bu çocukları eğitmek görevimiz. Bu çocuklara borcumuz var. Bu çocukları yeteneklerine göre ayrıştırmalıyız. Ve doğru antrenmanı yaptırmalıyız. Bu çocukları eğitmeliyiz. Bu çocuklara spor bilinci aşılamalıyız. Ama hani hadi bunu yaptık ama şimdi başka bir problem daha var. O da kimse beslenemiyor. İnsanlar et yiyemiyorlar. İnsanlar hele protein hele alamıyor. Hele bir sporcu beslenmesi. Yani beslenmiyorsanız spor falan yapmayın. Bu kadar açık. Beslenmiyorsanız yani doğru beslenmiyorsanız... Sadece katıdan bahsetmiyorum. Doğru sıvı almıyorsanız, içinde elektrolitleri şunları bunları geçmiş olsun. Doğru dinlenmiyorsanız, yeteri kadar dinlenmiyorsanız geçmiş olsun. 7 saatin altında uyuduğunuz zaman performansın %20'si gidiyor. 10 roundluk maça hazırlandınız. Az önce bokstan bahsetti Öztürk abi. 10 roundluk maça hazırlandınız. Gece uyku uyuyamadınız. 7 saatin altında uyku uyudunuz. Siz 8 roundluk maça hazır bir şekilde ringe çıkıyorsunuz. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Doğru. Şimdi yönetmenimiz de uyarıyor. Son 10 dakikaya giriyoruz. Tansu abi de eğer hala hattaysa, bizi de duyabiliyorsa son 10 dakikayı neşeli ya da böyle keyifli hatırladığımız, meslek hayatımızda hatırladığımız anekdotlara ayıralım. Tansu abi bizi duyabiliyorsun değil mi? Duyuyorum sevgili bey. Harika. Öztürk abi sen... Var mı aklında hemen? Hemen yok. Tansu da varsa. Tansu abi sende var mı? Meslek hayatında mesela seni hep hani gülümseten, ya iyi ki yaşamışım, iyi ki böyle bir şey başımdan geçmiş dediğin, sevgili seyircilerimize aktarabileceğin, aklına gelen bir anı, bir şey var mı? Var sevgili Melih. Şöyle, televizyonun daha sadece Ankara ve çevresine yayın yaptığı bir dönem. Ankara dışında bir kente maç anlatmaya gittim. O kentin adını söylemeyeceğim. Sabah stada gitmek için kaldığım yerden çıktım. Baktım bir berber dükkanı açık.
girdim. Ben dedim yani bir saçlarımı yıkatmak istiyorum dedim. Müsait misiniz? Tabii dediler. Ama tabii beni tanımıyorlar daha yani bilmiyorlar. Ama o gün de önemli bir maç var. Aralarında da sürekli futbol konuşuluyor. Ben hiç şeye karışmıyorum. Dışarıdan bir genç geldi. Ya dedi stadın kapıları kapanmış, kimseyi içeri almıyorlar dedi. Giremiyorum dedi. Birisi dedi ki radyodan dinleriz nasıl olsa, birisi anlatıyordur maçı dedi. İşte Halit Kıvanç mı anlatacak, Necati Karakaya mı, Orhan Ayhan mı anlatacak diye aralarında konuşuyorlar. Benim işim bitti. Çıkacağım. Ben dedim stada nasıl gidebilirim? O dışarıdan gelen delikanlı dedi ki abi kapılar kapalı giremezsin ki içeri dedi. Ben dedim maçı Tansu Polatkan anlatacaksa mutlaka girerim dedim. Böyle bir anım var. Yıllar sonra oradan yine geçerken gel bakalım buraya dediler, sen bize dalga mı geçersin? Sen oymuşsun, Tansu Polatkan'mışsın. Böyle bir anım var daha yıllar öncesinde. Çok güzel. Sene yani düşün 70'li yıllar değil mi? Evet işte 73'ün sonu yahut 74'ün ilk günleri. Öztürk abi? Çok anı var tabii. Yani böyle komik olanı Tansu'nun anlattığı gibi daha çok böyle acı anılar var da ben gülümseten bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Mesela bizim mesleğe başladığımız yıllarda en yakın dostlarımız hakemlerdi. Çünkü sadece maçlarda hakemler ve TRT spikeri yalnızdı. Herkesin taraftarı vardı. Kulüpler bile 25-30 kişilik ekipler halinde geldikleri için. Genelde de biz hakemlerle dayanışma içinde olurduk. Şimdi ismini hatırlayamıyorum ama Giresun'da 77 herhalde. Giresun'da bir maça gittik. Hakem üçlüsüyle beraber otobüsle gidildi. Otobüsten inildi, stada gidildi. Stattan içeriye girdik. 3 hakem o zaman. Ve ben bir hakem odası var Melih. Yani iki tane tahtayı birbirine çakmışlar. İki tane de meşin menteşe yapmışlar. Böyle kapıyı çekiyorsunuz, açılıyor. Kapatıyorsunuz, kapanıyor. İçeride bir yani odacık. Maçın hakemi döndü bana dedi ki Öztürk'cüğüm dedi, senden bir şey rica edeceğim. Tabii buyurun dedim. Şimdi dedi üzerimizde harcırah var dedi. Ciddi paralar var dedi. Devlete ait. Ben dedi buraya dedi nasıl elbiselerimi bırakıp soyunup da dedi zahaya çıkacağım. Bu paraları dedi buraya bırakamam. Sana bırakacağım dedi. Yemin ediyorum aklımdan hiçbir şey geçmedi. Aldım. Cüzdanları topladım. Çıktım kabine. Maçımı anlattım. Maç bitti. Skor falan hiç önemli değil. Maçın müşahidi, gözlemcisi, kulüp başkanları, hakem bir itiş kakış da yok ama maçta bir herhangi bir sorun yok. Fakat işte tebrik, hoşça kal, güle güle şeyini. Orada bir kalabalık toplanmış. Ben de acemilik ver içeri girdim. Alın beyler paralarınızı deyip cüzdanları da güzel. Düşünsene şimdi. Ama kimsenin aklına hiçbir şey gelmedi. Ya ben 1988'de Seul'de, Seul'de ilk olimpiyatım o benim. Kenan abiyle birlikte atletizm anlattık biz orada rahmetliyle. Ben Johnson o zaman fırtınalar esiyor. Ben bir yerde Ben Johnson'ı gördüm. Sonra yanına gittim. Dedim ki ya ben Türk televizyonundan geliyorum ve seninle röportaj yapmak istiyoruz. Kabul eder misin dedim. Şöyle bir tokalaştık falan. Yo hayır dedi. Ertesi gün öğrendi ki doping yapmış. Bir böyle bir anım var. Bir de ben TRT'de Avrupa Yayın Birliği'nin koordinatörü olarak görev yaptığım için bir 10 yıl boyunca büyük organizasyonlarda hep vardım. Yani Dünya Kupalarına da gittim. Roma'da vardım. Roma'da Uluslararası Yayın Merkezi'nden dışarıya çıkarken hatta Sebla da benimle beraber de eşim yanımda. Şeyden geçtim, güvenlik alanından geçtim. Arkamı bir döndüm, Pele geliyor arkamdan. Yani yaşadığım şeyi, şaşkınlığı ve heyecanı anlatamam. Elimde bir şey vardı, bu arabanın üstüne camına konacak böyle Dünya Kupası ile ilgili güneşlik vardı. Onu imzalattım Pele'ye falan. Ne güzel. İnanılmaz keyifliydi. Yani nasıl heyecanlandığımı anlatamam Pele'yi gördüğümde.
Tansu abi anlatırken benim aklıma da ona çok benzer bir yaşadığım olay geldi. Tansu abi biz şimdi o hazırlık döneminden sonra sınav kazanıp da işe başlayacağımız belli olunca her birimizin olduğu gibi bizim de soruşturmalarımızın gelmesini bekliyoruz. İlk soruşturmalardan bir tanesi de benimki geldi. Gelir gelmez tebelli ettikten yani imzamızı attıktan sonra göreve başladıktan sonra Tansu abi görevleri yazıyor. Bana da Aydın'da Aydın Spor Gaziantep Spor maçının radyodan anlatımını yazdı. Şimdi tebelli ettiğim günden iki gün en fazla üç gün sonra ben Aydın'ın yolunu tuttum. Oraya gideceğim. Ama benim üzerimde daha TRT'de çalıştığımı gösteren bir kimlik bile yok. Yani o kadar yeniyiz, hiçbir şey, hiç kimse de bizi tanımıyor, bilmiyor, nereden bilsin. Ama ben daha önce genç milli takım oyunda forma giyerken hem Aydın'da oynamıştım, hem Aydın Spor'un o zamanki kadrosunda benim milli takımdan arkadaşlarım vardı. Ben soyunma odasına gittim, onlarla sohbet ettim. Ya dedim arkadaşlar, burada dedim TRT spikerleri radyoya maçı nereden anlatıyor? Dediler işte şurada bir şey var, ne derler, kulübecik var dediler, oraya git. Ben de gittim, maçtan bir saat önce oturdum, bekliyorum şimdi. İzmir'den teknisyenler gelecek, bağlantı için şey yapacaklar. Hakikaten 15 dakika sonra iki tane James Bond çantayla iki kişi geldi. Beni orada görünce, birader dediler, burada TRT spikeri maçı anlatacak şimdi, gelecek, sen dışarıda çık seyret bakalım dediler. Beni kovaladılar oradan. Ben dedim ki abi işte o anlatacak spiker benim. Ya kardeşim dalga geçme bizimle deyip beni kovalamaya kalktılar. Aklıma şey geldi, o görev kağıtları vardı ya bizim, görev emirlerimiz. Onu çıkarttım. Abi bakın ben dedim. Ya dediler Murat abi gelmeyecek mi? Murat Ünlü'nün kulakları çınlasın. Yok dedim, o başka bir maçta görevli, ben geleceğim. İlk maçı anlatamayacaktım. Doğru. Çünkü kimse tanımıyor. Tabii. Hadi canım hadi canım diye beni yolluyorlardı. Böyle şeyler başımıza geliyor. Ama sonra yavaş yavaş tanınmaya başladıktan sonra artık öyle bir risk kalmadı. Evet. Evet, programın sonuna geldik. Geldik mi? Son geldik bir buçuk dakika. Peki. Tansu abi yaklaşık bir saat boyunca telefonla bizi programımızda yalnız bırakmadığın için sana ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Sağ ol, var ol. İyi ki varsın da bizi yetiştirdin. İyi ki varsın da bize bunları öğrettin diyorum. Teşekkür ediyorum. Son sözü sana bırakıp sonra stüdyoya dönmek istiyorum Tansu abi. Melih'ciğim çok teşekkür ederim. Beni duygulandırdın her zaman olduğu gibi. Böyle bir programa katılmanın da büyük bir keyifti benim için. Ayrıca Sürk'ü ve de Barbaros'u da gördüğüm için de ayrıca memnun oldum. Onlara sevgilerimi sunuyorum. Sana teşekkür ediyorum. Bundan sonraki programlarında başarılar diliyorum. İyi geceler dilerim ayrıca. Çok teşekkür ediyoruz. İyi geceler. İyi geceler. Tansu abi, İyi geceler. Barbaros Talı, sizden de son cümlelerinizi alalım. Biz şimdi beni duygulandırıyorsunuz. Tansu da aynı şeyi söyledi. Hatırlanmak çok güzel bir şey. Hatırladığın için teşekkür ederim. Abi sizi unutmak mümkün değil ki. Biz teşekkür ederiz. Evet, keyifli bir sohbet oldu. Teşekkür ederiz. Yani hem davet ettiğin için teşekkür ederiz. Bir kere de aynı şeyi söyleyeyim. Sen pek sevmedin ama davet ettiğin için teşekkür ederiz. Bu fırsatı yarattığın için böyle bir sohbet keyifli oluyor. O yüzden sonraki programlar için de başarılar. Teşekkürler. Yine sizlerin desteğiyle devam ediyor programlarımız. Biz de izlediğiniz için teşekkür edip haftaya görüşünceye kadar hoşça kalın diyoruz.